Bak şimdi havuç sayarsın. Havuç kesilir mi? Şöyle abi yattım az önce. Allah'ın şey yapamadım. Şimdi biz bunu geçen sene böyle olacağını tahmin etmiştik. Çaykur'a en azından üreticilere bir şans tanımasını, bir hak verilmesini istedik. 7'de 1'e düştükten sonra budama alanlarımız fazlalaştı. Şimdi buradaki vatandaşımız budama yapmadı. Belki Çaykur bize bir hak tanır diye. Geldiğimiz noktada Çaykur geri adım atmadı. Maalesef üreticisini düşünmedi. Ve üretici de özel sektörün eline düşüp yarı yarıya çay vermektense şu çayı budama yapıp Çaykur'a çay satabilmek için kota atabilmek için imkanlarını zorluyor. Şimdi bu çayı kestiren zihniyet, ekmeği sopa atan zihniyetin aynıdır. Bu nimettir, bu şunu görüyor musunuz? Altınbaş çay şu anda vatandaş bunu kesiyor ve yere döküyor bunu. Neden? Çaykur'a çay satabilmek için. Neden? Özel sektörün kucağına düşmemek için. Yetkililer bunu görmesi lazım. İsraf israf diyorlar. Bu israf değil mi? Şu anda bunu kestiren zihniyet, çöpe ekmek atan zihniyette farkı yoktur. Biz derhal bir an önce buna el atılmasını, en azından bu çayın bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu ekonomiye zarardır. Bu yeşil altın çay mükemmel bir sürgün ve Mayıs ayı en kaliteli sürgünü biz kesip dibine atıyoruz. Bunu yetkililer, buna bir çare bulması lazım. Bu böyle gitmez. Güzel bir sürgün geliyor. Tam bir çay havası etti. Ramazan yağıştı geçti. Tabii ki 11-12'lerde kurak olmasına rağmen çok zorlanmıştık ki sözün kötü olacak diye. Ramazan'da havada çok güzel gitti. Çok güzel, verimli ve sürgülü bir çay var. İşte beyaz çayda bol bir çayımız var. Bu sene inşallah biz geçen Tarım Bakanımız da Rize'ye geldi. Kendisiyle görüştük. Öncelikle desteklemenin kilogram başına 1 lira olmasını talep ettik. Ve çayın da yaş yaprağının da 15 TL olmasını talep ettik. İnşallah 15+1 Zoom Başkanımız Rize'ye geldiğinde seçim öncesi bize geçen sene verdiği gibi bir bahar müjdesi de vereceğini düşünüyoruz. Bu beklentimiz bu. Çünkü girdiler, bütün her şey arttı, gübreler arttı. Bu sene yemleri daha da arttı. Bunu karşılayabilmesi için 15+1 diyoruz. Şimdi biz geçen sene de söylemiştik. Çaykur'un Mayıs'ın 5'inde asmasını istiyoruz. Çünkü bazı vatandaşlarımız erken topluyor. Kontenjana ve izdihama girmemek için hemen kotasını Çaykur'a satıp geri çekiliyor. Küçük çaycılar özellikle bunu ediyor. Böyle olduğu zaman büyük çaycıdan da öne asılmış oluyor. İzdiham da olmamış oluyor. Ve yaş yaprağında fiyatı düşmemiş oluyor. Onun için Mayıs'ın 5'inde Çaykur'un kampanyaya asmasını bekliyoruz. Bu toplama olgunluğuna gelen çaylarında toplanıp Çaykur'daki kotalarımızı sonuna kadar doldurulmasını istiyoruz. Yine bu sene de 650 kilo kota bekliyoruz Mayıs ayında. Çünkü kotanın yüksek olması özel sektörün fiyatını da yükseltiyor. Onun için 650 kilo kota, 5 Mayıs'ta da mubayyanın başlamasını istiyoruz. Ve şimdi bunun 2-3 tane kazanımı var. Birincisi, izdihama yol açmıyor ve çok kaliteli bir Çaykur'a gidiyor. İkincisi, erken toplanıldığı için, ikinci ve üçüncü sürgünde de erken geldiği için orada da vatandaşın faydasına ve uyum kaybına zarar vermiyor. Erken başlamak her şekilde üreticinin de karına, Çaykur'un da karına, tüketici de aldığı kuru çayın daha kaliteli olmasını sağlıyor. Onun için ne kadar erken çaylığa girip hasat yaparsak bütün kazanımlar o derece iyi olacak.